Uluslararası kamuoyunun gündemindeki en önemli başlıklardan biri, hiç kuşkusuz Siyonist İsrail yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak planı. İsrail, ABD'nin desteğini alarak attığı bu adımla Batı Şeria'daki işgalini meşrulaştırırken Filistinlilere yaşam hakkı tanımadığını bir kez daha ilan etmiş oluyor. İsrail ordusu ise bu ilhak planı çerçevesinde bir süredir Batı Şeria'da terör estiriyor. Peki bu ilhak ile Filistinlileri ne bekliyor? ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı yüzyılın anlaşması planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail'in toprağı olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu. İsrail'in 1967'deki 6 gün savaşının ardından işgal ettiği Batı Şeria'nın yaklaşık 1/3 yakınını oluşturan Ürdün Vadisi, zengin su kaynaklarına sahip bir bölge. Ölüdeniz'in kuzeyinden Batı Şeria'nın doğusu boyunca Ürdün sınırında uzanan ve verimli arazileri barındıran vadinin bir ucundan diğerine uzunluğu 100 kilometre civarında. Bazı kaynaklara göre Ürdün Vadisi ve Ölüdeniz'in kuzeyi 160 bin hektarlık tarım alanını kapsıyor. Yani İsrail'in doğu sınırı olarak gördüğü Ürdün Vadisi'ne ilhak etmesi demek, Filistinlilerin on binlerce dönüm arazisini kaybetmesi anlamına geliyor. Ürdün Vadisi'nin ilhakı aynı zamanda Filistin Devleti'ni Ürdün ile doğu sınırını oluşturan Ürdün Nehri'nden de tamamen ayırıyor. Bu durumda Filistin Devleti'nin iki parçasından birisi olan Batı Şeria'nın İsrail'in dışında başka bir ülke ile kara sınırı da kalmayacak. Mısır'la kara sınırı bulunan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın farklı noktalarda olması nedeniyle de Filistin izole edilmiş durumda kalacak. Kısacası Batı Şeria'nın ilhakı ırkçı bir rejimin inşasını resmileştirirken Filistin sorununun çözümüne değil tersine çözümsüzlüğüne hizmet edecek. Peki bu ilhakın karşısında kimler yer alıyor? İsrail'in tüm dünyanın göz önünde Filistin'i boğma girişimine uluslararası ilerici, sosyalist, komünist öznelerden ciddi tepkiler gelirken İsrail'i komünistler de ilhaka karşı ciddi bir mücadele yürütüyorlar. İsrail Komünist Partisi ve Filistin Halk Partisi'nin öncülüğünde geçtiğimiz Nisan ayında bir çağrı yapılmış, çağrıda emperyalizme karşı tüm güçler İsrail'i durdurmak ve Filistin halkının hakları için harekete geçmeye davet edilmişti.